Taş'ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları bu yayının en başında ekranımıza taşımıştık sevgili izleyenler. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraftarlarına kendisiyle ilgili attırdığı idam sloganlarına yanıtı var Demirtaş'ın. Siz benim ceketimi bile asamazsınız dedi Demirtaş. Ben size adil davranacağım sözü verdi. Siz benim ceketim bile asamazsınız. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından sarayda yaptığı konuşmada bir kez daha eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a hedef almıştı. Yargı kararlarını tanımadığını, tanımamaya da devam edeceğini söylemişti. Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kalabalık Selo'ya idam sloganları atmıştı. Konunun muhatabının yanıtı sert oldu. Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu hep beraber idam diye bağırıyor. Olay bir zamanların Fransa'sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara. Siz benim ceketim bile asamazsınız diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Ben adını aldığım Kudüs Fatihi Büyük Kürt Komutan Selahattin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde hepinize adil davranacağıma söz veriyorum. Evet, mangal yapmak istemişlerdi. 2 kilo pirzola aldılar ama o pirzolayı yiyemediler sevgili izleyenler. Patlıcan yemek zorunda kaldılar. Çünkü aldıkları eti bir kenarda bırakmışlardı. Etin de taliplisi çoktu. Bakın. Kimler aldı o eti? Kimse ne olduğunu anlamadı.